Ana habere Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun özel bir e, röportajı vardı, mülakatı vardı. O mülakata dair detayları aktararak başlayacağız. Hem siyasi ittifaklar konusunda konuştu e, Yapıcıoğlu, hem de yeni anayasa meselesi hakkında konuştu yeni sistemin e, siyasi partileri ittifaka zorladığını ancak ittifaklara girilirken ilkelerin de olması gerektiğini vurguladı Yapıcıoğlu. Bir de Apar Genel Başkanı yeni anayasa meselesinin gündemden düşürülmesini de eleştirdi. 82 anayasasından darbe anayasasından bir an önce kurtarılması gerektiğini belirtti bu ülkenin. Bu tartışmalar ve yaşanan krizler Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, siyasi ittifaklar ve yeni anayasa meselesi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Milat gazetesine konuşan Yapıcıoğlu, 8 aylık dönemde memleketin yarısından fazlasına yaptıkları gezilerde, genel anlamda seçmenin kendi partilerinden şikayetçi olduklarını söyledi. Seçmenlerin bir kısmı partilerin değiştiğini dile getirerek çizgi kaymaları ya da eksen kaymaları yaşandığı şikayetinde bulundular. Bu durum biraz da ittifak sisteminden kaynaklanıyor. İttifakların kalıcı olabilmesi adına bir parti eğer kendisi olmaktan çıkar, yıllardan beri takip ettiği çizgiyi terk eder ya da kendi ilkelerini çiğnerse bu sağlıklı bir duruma işaret etmez. Siyasetin doğasında ittifakların olduğunu ifade eden yapıcıoğlu ancak bazı ilkelerinde olması gerektiğini belirtti. Her parti kendisi olarak bu ittifakta yer alırsa bize göre daha sağlıklı bir durum olur. Ama bir parti kendisini inkar etme ya da söylem olarak diğer partiyle benzeşme noktasına geliyorsa bu memleketi iki partili bir sisteme doğru götürür. Siyasi partiler kendi ilkeleri pahasına o ittifaklarda yer almamalı. Bu nedenle biz 2018 seçimlerinde herhangi bir ittifakta yer almadık. Yapıcıoğlu hiçbir ittifakın içinde yer almadıklarını ama ilkelerine saygı duyulması durumunda ittifaklar içerisinde yer alabileceklerini ifade etti. En yüksek oyu alan partinin de kendi adayını cumhurbaşkanı seçtirebilmek için %50 artı bir oya ihtiyacı var. Hiçbir parti bugün için tek başına bu yeterliliği sağlayamıyor. Kendimiz kalarak bu ittifak içerisinde yer alma durumumuz olursa yer alabiliriz. Uygun bir ittifak teklifi olursa partimizin yetkili kurullarında değerlendiririz. Yapıcı olduğu yeni anayasa meselesi hakkında da konuşarak hiçbir siyasi partinin şu an için kendi iradesiyle bir anayasa geçirmesinin mümkün olmadığını ancak gücü yetse bile bunu yapmaması gerektiğini vurguladı. Bir siyasi görüşün yaptığı bir anayasa toplumsal bir sözleşme olmaz. Halkın geneli kendisini bu anayasada bulmaz. Bu benim anayasamdır demez. Bunu sahiplenmez. Herkesin kırmızı çizgileri olur ama bir masa etrafında toplanıp kırmızı çizgilerimizi cebimizde tutarak ortak nokta aramalıyız. Hüdapar Genel Başkanı 1982 Anayasası'nı değiştirmek gerektiğini belirtti. Sorduğunuzda bütün siyasi partiler 12 Eylül cuntasının oluşturduğu anayasadan şikayetçi. Fakat anayasayı değiştirme imkanı gelince herkes o anayasayı muhafaza etmeye çalışıyor. Siz parlamenter sisteme geçmek için ya da başkanlık sisteminin eksikliklerini tamamlamak için anayasayı değiştirmekten başka bir yol mu biliyorsunuz? Ben hukukçuyum. Böyle bir yol yok. Anayasayı değiştirmeden sistemi değiştiremezsiniz. Yapıcıoğlu yeni anayasa meselesinin gündemden düşürülmesini de eleştirdi. Nasıl bir anayasayı yapabiliriz fikriyle bir araya gelip konuşup metni birlikte kaleme alalım çağrısında bulunduk. Niçin anayasa değişikliği gündemden düştü? Cumhur İttifakı bir metin hazırladı, muhalefette bir anayasa önerisi hazırladı. Herkesin önerisi çantasında kaldı. Hiçbir öneri gündeme gelmedi. Neden? Çünkü herkesin o kırmızı çizgilere takılan bazı maddeleri var. 2012'de mecliste kurulan anayasa uzlaşma komisyonunda 59 maddede anlaşıldığını hatırlatan yapıcı oldu ama bu maddelerin bile yasalaşamadığını belirterek anayasayı ne kadar değiştirebiliyorsak o kadar değiştirelim dedi.